Herkese merhaba. Bu videoda Kali Linux 2020.2 sürümünün kurulumunu öğreneceğiz. Aynı zamanda bu video kanalının ilk videosu olacak. Bu kanalda arkadaşlar siber güvenlikle alakalı, sızma testleriyle alakalı, Linux'la alakalı ve yazılımla alakalı video içerikleri olacak. Şimdi Kali Linux'un kurulumuna geçmeden önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bu bahsedeceğim şey içerisinde Kali Linux'u kurduktan sonra işinize yarayacak bir şey daha var. Hemen geçelim. xbowtie.com üzerinde eğitmenlik yapıyorum ve burada birçok online eğitimim bulunuyor. Hemen kısaca online eğitimlerimden bahsedeceğim. Aynı zamanda Linux'u kurduktan sonra işinize yarayacak da bir kurs var ve o kurs ücretsiz. O kurstan da bahsedeceğim. Şöyle geldiğimiz zaman benim burada uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker kursum var. Bunu satın alabilirsiniz. Bu yaklaşık kaç dersten oluşuyor? 191 dersten oluşuyor. Bunu yakın zamanda 200 derse tamamlamayı düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu 39 lira şu an ama ben açıklama kısmında daha uygun bir fiyata olan linkini koyacağım. Bunun dışında daha birçok eğitimlerim de bulunuyor. Yeni eğitimler de eklenecek. Termux ile Android üzerinden hacker dersleri kursu var mesela. Termux eğitimi isteyenler için de aynı zamanda bir eğitimim mevcut. Şimdi gelelim bizim ücretsiz eğitime. Bu Kali Linux ile temel Linux eğitimi. Bu tamamen arkadaşlar ücretsiz. Hesabınız yoksa gelip siteye hesap oluşturup bu kursu ücretsiz bir şekilde alıp hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Bu kursun linki açıklama kısmında olacak. Oradan tıklayarak ücretsiz bir şekilde bu kursu alabileceksiniz. xbowtie.com'a gelip kurs ara kısmına da Kali Linux yazarsanız bu kursu yine görebilme şansınız var. Gelip buradan tıklayıp ücretsiz olan şu Kali Linux ile temel Linux eğitimini alabilirsiniz. Bu da yaklaşık 25 dersten oluşuyor. Ve CD komutu gibi, PWD komutu gibi, LS komutu gibi birçok Linux'ta en çok kullanılan komutları burada anlattım. Bu da Linux'u kurduktan sonra işinize yarar sağlayacak bir kurs olacak. Şimdi asıl konumuza geçelim. Linux 2020.2'nin nasıl kurulacağına. Arkadaşlar bu videoda VirtualBox yardımıyla kuracağım. Yani sanal makine kurulumunu göstereceğim. Sanal makine üzerinden Kali Linux 2020.2'yi kurmuş olacağız. Şimdi ilk olarak bize lazım olan şey Kali Linux 2020.2 ISO dosyası. Nasıl indiririz Kali Linux'u? Kali Linux download diyorum. Download ve enter'lıyorum. Daha sonra official Kali Linux downloads diyor ve kali.org ilk sırada geldi. Ana orijinal sitesi bu. kali.org. Buraya geldiğimiz zaman downloads kısmına bu şekilde bakın indirme linkleri geldi. Şimdi biz buradan installer'ı indireceğiz. 64 bit indireceğim ben. Ama burada 32 bit içinde var. Kesinlikle live veya net installer'ı indirmeyin. Direkt şuradan installer'ı indirin. Peki live nedir? Live kurulum yapmadan çalıştırabilirsin. Yani live'ı indirirseniz, live sürümünü indirirseniz Linux'un kurulum yapmadan da çalıştırabilirsiniz Linux'u. Ama buna hiç gerek yok. Çünkü biz dosyaları vesaire kaydedeceğimiz için birçok tool vesaire indirmeniz gerekebilir. O yüzden direkt gelip buradan installer'ı seçin. Ben 64 biti seçeceğim. 32 bit olanlar da şuradan 32 biti seçebilir. Installer'ı seçin arkadaşlar dediğim gibi. Bunun dışında yine sanal makineler için olanı da indirebilirsiniz. Direkt VirtualBox'tan zaten göstereceğim. VirtualBox veya diğer sanallaştırma programı fark etmez. Tıklayıp da indirebilirsiniz. Bunun bir farkı direkt kurulum yapmadan açıp şey yapmanızı sağlıyor. Ama biz buradan direkt indirip yapacağız. Tıklayın ve indirin. Ben daha önceden zaten indirdim. O yüzden iptal ediyorum. Şimdi bunu indirdik. Tamam mı? Kali Linux 2020.2'yi indirmiş olduk. Güzel. Şimdi bir de şunu göstereceğim. Kali Linux'un eski sürümlerini indirmek isteyebilirsiniz. Yani şu an bu versiyonu 2020.2. Ama ne bileyim 2019 sürümünü indirmek istiyorum. Nasıl indirebilirim? Onu da şöyle yapacaksınız. Kali Linux download şöyle geliyorsunuz. 2019 nokta diyelim 2. Güzel bir sürüm. Bu şekilde aratıyorsunuz. Daha sonra cdimagekali.org. Bu siteye gidiyorsunuz. İkinci sırada çıkıyor. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Index of Kali 2019.2 sayfası açıldı. Buradan ne yapabilirsiniz? Kali Linux'un 2019.2 sürümünü indirebilirsiniz.
Bu güzel bir sürümdür 2019.2. Ben bayağı bir kullandım. Şimdi buradan indireceğiniz kısım şey olacak. Buradan bunu indirirseniz 64 bit. Bunu indirirseniz de i386 yazan da 32 bit oluyor. Peki burada Lite, LXD, Mate nedir? Bunlar nedir? Bunlar arkadaşlar masaüstü ortamları. Diyelim ben KDE masaüstü ortamıyla default olarak gelsin diyorsam Kali Linux. Şunu şimdi indirmeyelim. Buna tıklayıp bunu indireceğim. Direkt KDE masaüstü ortamıyla gelir. Diyelim bakın burada Lite var ve 951 MB. Diğerleri 3 GB'ken bu 951 MB. Neden? Çünkü Lite düşük sistemler için geliştirilmiştir. Eğer düşük bir sisteminiz varsa bunu indirebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar masaüstü ortamları. Eğer masaüstü ortamlarını da bilmiyorsanız Linux'a masaüstü ortamları diye aratıp öğrenebilirsiniz. Bunun dışında ben buraya yine gelip buraya 3 dersem, tamam mı? 2019.3 diyorum. Bakın bu sefer 2019.3 sürümü açıldı. Ben buraya geliyorum. 4 diyorum. Tamam mı? Bu sefer 4 sürümü geldi. 2019.4. Bu şekilde de eski Kali Linux sürümlerini ne yapabilirsiniz? İndirebilirsiniz. Bundan da bahsetmiş olalım. İşinize yarar. Eski sürümleri indirecek arkadaşların işine yarar. Şimdi gelelim. Kali Linux'u indirdik. Tamam. Nasıl kuracağız? VirtualBox yardımıyla kuracağız arkadaşlar. VirtualBox bir sanallaştırma programı. Şimdi bu program bende kurulu. Şu an görüyorsunuz. Ama bunun da nasıl kurulacağını bilmeyen arkadaşlar olabilir. O yüzden hemen anlatayım. Hemen geliyorsunuz arama motoruna. VirtualBox download yazıyorsunuz. Tamam mı? Çok basit. Bunun şimdi kurulumunu göstermedim ama bunun kurulumu arkadaşlar çok basit. Normal program kurar gibi kuruyorsunuz. VirtualBox'ı. Herhangi bir ek şey istemiyor. Ayar vesaire istemiyor. Zaten temel bilgisayar kullanıcısı herkes program indirmeyi, program kurmayı biliyordur. Daha sonra geliyoruz. Buradan işte şimdi bak, VirtualBox download dedim ve arama kısmında bakın geldi. Download Oracle VirtualBox. Tıklıyoruz buna. Sitenin ana orijinal site bu arkadaşlar. VirtualBox.org. Şu an 6.1.10 sürümü var. Windows için şuraya tıklıyorsunuz ve bakın İndirme başlıyor. 102 MB bir şey. Eğer Linux için indirecekseniz buraya, MacOS için buraya. İndirdikten sonra tıklıyorsunuz ve ileri ileri diyerek kuruyorsunuz. Sadece kurulum sırasında bir ekran olacak. Orada tikler olacak. O tikler hepsi seçili olsun. Seçili olarak geldiyse de seçili olarak kalsın. Orada herhangi bir tiki şey yapmayın. Onların hepsini seçin ve ileri ileri diyerek kurun. Ondan sonra VirtualBox kurulmuş olacak. Çok basit zaten kurulumu. Normal program nasıl kuruluyorsa VirtualBox o şekilde kuruluyor. Herhangi bir ayar vesaire istemiyor. VirtualBox'ı kurduktan sonra zaten masa üstüne geliyor simgesi. Tıklıyorsunuz ve VirtualBox açılmış oluyor. Ben daha önce 3 tane makine kurmuştum. Siz de eğer daha önceden kurmadıysanız boş olarak gelecektir. Buradan yeni diyerek Kali Linux'u kurulum aşamasına artık geçebiliriz. Önce sanal makinemizi oluşturmamız gerekiyor. Daha sonra ise Kali Linux'un kurulumuna geçeceğiz. Adı kısmına Kali Linux yazıyorum. Doğru bir isimlendirme yapmanız iyidir. Burada bir fark, Kali Linux yazdığım zaman türü ve sürümü benim yerime belirledi. Windows olarak gelmişti default'ta. Ama şu an Linux ve türü Linux, sürüm de Linux 2.6 oldu. Şimdi burada farklı bir isimlendirme yaparsanız doğru bir, mesela Windows dediğiniz zaman bakın Windows geliyor. Diyelim farklı bir isimlendirme yapmak istiyorsanız o zaman türü ve sürümü gelmeyecek. Siz kendiniz şey yapacaksınız. Veya siz Kali Linux olarak yazdınız ama türü ve sürümü otomatik olarak belirlenmedi. O zaman türünü Linux yapıyorsunuz. Sürümü de arkadaşlar 2.6, 3x, 4x, 64 bit olarak seçiliyor. Ama buradaki bir fark, 32 bit indirdiyseniz eğer Kali Linux'u 32 biti seçiyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şuraya bir ara verelim. Sanal makine oluşturmaya bir şeyden daha bahsedeceğim. Şimdi bunu unuttum. Bunu da geçmeyelim. Şimdi sanallaştırma olarak Kali Linux'u kullanacaksınız ya. BIOS'tan bir ayar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. BIOS'tan sanallaştırma teknolojisini açmanız gerekiyor. Eğer açmazsanız 32 bit olarak gelir burası. Veya kurarken Kali Linux'u çalıştırırken çalışmaz. Bunun için ne yapacaksınız? BIOS'tan sanallaştırma açacaksınız. BIOS'tan sanallaştırma açma diyorum. Bundan video içerisinde bu şekilde bahsedeceğim. Zor bir şey değil. Burada zaten BIOS'tan sanallaştırma açma dediğiniz zaman birçok şey geliyor. Teknopat'ta vesaire birçok forumda zaten bahsedilmiş.
Birçok formada yine açamıyorsanız konu açarak da nasıl açabilirim, benim BIOS'umda nasıl açabilirim diye BIOS modelinizi de belirterek şey yapabilirsiniz. Şimdi buradan bu muydu? Evet. Bakın burada Intel Virtualization Technology diye yazar. Bunu enabled yapıyorsunuz. Ve daha sonra F10 ile kaydedip çıkıyorsunuz. BIOS'a geliyorsunuz. Intel Virtualization Technology enabled. Bu disabled ise enabled yapıyorsunuz. F10 diyerek çıkıyorsunuz. Sanallaştırmayı da bu şekilde açmış oluyorsunuz. Bazılarınızda Intel yazmaz da Virtualization Technology diye de yazabilir. O zaman da enabled yaparsınız. Bu da bu şekilde. Bunu da yapın arkadaşlar. Çünkü yapmazsanız 64 bit seçeneği gelmez. Bir de çalıştırırken hata alabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra, BIOS'tan sanallaştırmayı açtıktan sonra devam edelim. Ben de sanallaştırma zaten açık. Birçok kişinin de aslında default'ta otomatik olarak açık gelebiliyor. Ama bazı kullanıcılarda da orası disabled olabiliyor. O yüzden hata alabiliyorlar. O yüzden mutlaka BIOS'tan da sanallaştırmayı açın. İleri diyorum şimdi burada. Oluşturulamıyor diyor. Çünkü ben daha önceden oluşturmuştum. Linux. O yüzden hata verdi. Şimdi gidip dosyalarımı vesaire silmem lazım. Gerek yok. Zaten ders için çekiyoruz. O yüzden ben deneme diye de buraya ya da hiçbir şey yazmayalım. Bir diyelim direkt. Geçelim. Ben de daha önceden Linux isminde bir sanal makine oluşturduğum için arkadaşlar hata verdi. Sizde hata vermeyecek. İleri diyorum. Önerilen bellek boyutu 1 GB diyor. Yani 1024 MB 1 GB'a tekabül ediyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. En az 2 GB vermenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü 1 GB verince Linux içerisinde eğer tarayıcıyı açarsanız sistem çok yavaşlıyor. O yüzden sanal makine içerisinde, Linux içerisinde tarayıcıyı kullanacaksanız bunu 2 GB yapın derim. 2048 MB yapın ve ileri deyin. Burada direkt oluştur. İleri, ileri. Burada şimdi dosya yeri ve boyutuna geldik. Burada dosya boyutunu belirleyeceğiz. 8 GB olarak gelmiş. Duruma göre en az 50 GB verin derim. Ben 50 GB vereceğim arkadaşlar. Çünkü bazen dosyalara vesaire indirmemiz gerekebiliyor. En az 20 GB, en fazla da 50, 60, 70 verebilirsiniz. En az ama 20 GB verin. Oluştur diyorum ve sanal makinem oluşmuş oluyor. Ama son bir şey kaldı. Sağ tık ayarlar diyorum. Ayarlar açılsın. Son bir ayarımız kaldı. Buradan depolama kısmına geliyorum. Şuradaki CD işaretine tıklıyorum. Buradan şuradaki CD işaretine tıklayıp sanal optik disk seç oluştur kısmına değil de disk dosyası seçin kısmına tıklıyorum. Ve buradan arkadaşlar Linux 2020.installer ISO dosyasını seçiyorum. Ben burada masa üstünde olması lazım. Masa üstüne aktarmıştım. Bu arada bu ISO dosyasını silmeyin. Sanal makine oluşturduktan sonra da silmeyin. Nerede? Burada. Seçiyorum. Aç diyorum. Ve tamam diyerek, başlat diyerek sanal makinemi çalıştırıyorum. Bakalım tüm ayarları doğru bir şekilde gerçekleştirebilmiş miyiz? Şu an her şey gözükecek. Başlangıç diskini seçin diyor. Şimdi burada bazen böyle şeyler diyebilir. Buradan hemen Linux 2.2 installer'ı seçip başlat diyorum. Bekliyoruz. Evet, şu anda sanal makinem başlıyor. Ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar ne oldu? Linux'un kurulum ekranı geldi. Buraya kadar bu ekranı aldıysanız her şeyi doğru yaptınız demektir. Eğer bu ekranı alamayıp siyah bir ekranla karşılaşıyorsanız, hata veriyorsa o zaman muhtemelen bu hata BIOS'tan sanallaştırmayı açmadığınız için gerçekleşmiş olabilir. Dediğim gibi BIOS'tan sanallaştırmayı açın mutlaka arkadaşlar. Şimdi ben bunu görünüm tam ekran kipi yapıyorum. Şu anlık bu ekranla idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sonradan Linux'u kurduktan sonra ekran çözünürlüğünü nasıl düzenleriz bundan bahsedeceğim. Şimdi buradaki kurulum seçeneği var. Grafik install ve install. Grafik install'ı seçip grafik ekranıyla kuralım. Bu şekilde kurmuş olalım. Dediğim gibi siyah ekranla eğer karşılaşırsanız BIOS'tan sanallaştırmayı açmanız gerekebilir arkadaşlar. Eğer BIOS'tan da sanallaştırmayı açtınız ama yine Linux'un kurulum ekranı gelmiyorsa o zaman daha farklı bir hata türüyle karşılaşmış olabilirsiniz. O hatanın çıktısına bakarak, internette aratarak o hatanın çözümüne ulaşabilirsiniz. Şimdi burada dil seçeneği var. İngilizce olarak kurmanızı tavsiye ederim. Ama Türkçe de mevcut. Türkçe kuralım o zaman. Türkçe kurunca bazı ekranlar vesaire Türkçe oluyor. Türkçe diyorum ve devam ediyorum. Kendi ana dilimizde madem Türkçe var, Türkçeyi seçmiş olalım. Klavye düzeni F klavyede var, Q'de var. Q'yu seçip devam ediyorum. F klavye kullanıyorsanız
F klavyeyi de seçebilirsiniz. Ki F klavyeyi seçin. Q klavye varsa Q klavyeyi seçin. Çünkü klavyeleri yanlış seçerseniz bu sefer klavyeyi çok dolanımlı kullanamayabilirsiniz. Şimdi ek bileşene yükleniyor. Burası kısa bir sürede tamamlanacak. Bazı modülleri vesaire alıyor. Orada bekliyoruz. Kısa sürede dediğim gibi burası tamamlanacak. Bu arada yorumlara da aldığınız eğer bir hata alırsanız, hatalarla karşılaşıyorsanız, yani hocam işte sizin gibi yapmaya çalıştım ama olmadı, kurulum ekranı gelmedi, şöyle bir hata var. Yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya da yine aynı zamanda çalışırım. Evet, şu an ağı yapılandırıyor. Herhangi bir AA ayarı yapacağız. Bir AA ayarı yapacağız. Bir kurulsun Linux. Linux kurulduktan sonra da bazı ayarlar yine gerçekleştireceğiz. Şimdi ağ yapılandır diyor. Lütfen bu sistemin adını girin diyor. Sisteminize ismini girin. Buraya herhangi bir şey girebilirsiniz. Kendi isminiz, kendi veya lakabınız varsa, şeyiniz varsa onu girebilirsiniz. Ben kendi ismimi giriyorum ve devam ediyorum. Burada ağ yapılandır ana adı kısmını boş bırakıp devam diyorum. Yani enterlıyorum. Burayı da bu şekilde geçtim. Burada yeni bir kullanıcı oluşturacağız. Bu alana ad soyad olarak girmeniz uygun olacaktır diyor. Adınızı ve soyadınızı girebilirsiniz. Ben şöyle gireceğim. Ben direkt ya da İlker diye giriyorum. Hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt ismimi girdim. Veya şöyle soyadımın da ilk üç harfini de gireyim ve devam diyeyim. Devam diyorum. Şimdi burada kullanıcı hesabımız için bir parola oluşturmamızı istiyor. Hemen burada bir parola oluşturalım. Bu parolayı burada oluştururken öyle sallamasyon bir parola belirlemeyin. Çünkü bu parola daha sonra sisteminize girmek için ihtiyacınız olacak. Artık sisteminize ne zaman girmek, yani Linux'u ne zaman çalıştırdığınızda, yani şöyle söyleyeyim. Linux'a ne zaman girmek istediğiniz zaman şey ekranı karşılayacak, giriş ekranı. Sizden kullanıcı isminizi ve parolanızı isteyecek. O yüzden burada bir parola belirliyoruz. Bu parola bundan sonra bizim sisteme giriş şeyimiz olacak. Ve aynı zamanda bu parola arkadaşlar sadece sisteme girmek için değil, program vesaire indirirken, yani root hakları isteyen, root yöneticisi isteyen herhangi bir işlem yaparken de bizden bu parola istenecek. O yüzden bu parolayı dikkatlice belirlemekte fayda var. Şimdi diskleri algıla bölümüne geldik. En kolay bölümlerden biri. Direkt ileri ileri diyerek devam edeceğiz. Bekliyoruz. Diskleri bölümle ekranı geldi. Burada hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Direkt devam, enter, devam. 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 Evet, devam ve bitti. Bu kadar. Bunları yaparsanız işlem tamamdır. Şu an temel sistem kuruluyor arkadaşlar. Ben burada videoyu durduruyorum. Çünkü bu biraz sürer. Çok da fazla sürmez. Derken hızla tamamlanmaya doğru gidiyor. Evet, şimdi ana paketler kuruluyor. Yavaşladı. Ben burada videoyu durduruyorum. Temel sistem kuruluyor bölümü kurulduktan sonra, tamamlandıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar paket yöneticisini yapılandır kısmı geliyor. Yine burada birçok kullanıcı hata alabiliyor. Burada boş bırakıp devam diyoruz. Ve paket yöneticisi yapılandırılıyor. Burada yapılandırılsın bekliyoruz. Alınan dosya 14. Yine burada birçok kullanıcı hata alabiliyor. Burada da birçok kullanıcı hata yakalayabiliyor. Şu an bekliyoruz. Paket öncesinde de yapılandır kısmından sonra. Evet, paket öncesinde de yapılandırdı ve yazılım seç ve kur ekranı geldi arkadaşlar. Bu Linux'un 2020 sürümünden sonra gelen bir şey. Burada yine internet bağlantısının olması önemli. Şu an 58 tane dosya alıyor. Evet, yazılım seç ve kur bölümünde çeşitli şeyler kuruyor arkadaşlar. Burası kurulumun en uzun süren kısmı. Bu hatta bu yazılım seç ve kur kısmından sonra kurulum büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Son birkaç şey kalacak. Ondan sonra zaten Linux kurulmuş olacak. Burada biraz bekliyoruz. Yaklaşık burada bir saat de bekleyebilirsiniz. Derken bizi yazılım seçimi ekranına attı. Şimdi bir de bu yazılım işte bu bölümde bir de bu şekilde yazılım seçimi ekranına atıyor. Şimdi burada zaten tikler default olarak gelmiş. Bu şekilde default olarak devam diyeceğiz ama bazı bu şeylerden de bahsedeyim. Şimdi burada bu masaüstü ortamı seçili ama siz Mate masaüstü ortamını kullanacaksanız şu tikini kaldırıp Mate masaüstü ortamına tik atabilirsiniz. Bunun dışında şuradaki tik kalsın. Yine buradaki tikler de kalsın. Yine buradaki tiki alırsanız top 10 tool yüklenmez. Dediğim gibi siz eğer mesela ben
KDG'yim. O yüzden KD'yi kurmak istiyorum. Ben de LXD'yi daha çok seviyorum masaüstü ortamını. LXD'yi kuracağım deyip bu şekilde LXD masaüstü ortamıyla Linux'u kurabilirsiniz. Bu şekilde biz bu şekilde kuracağız. Ve devam diyorum. Devam dedikten sonra yazılım seç ve kur ekranında biraz bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bakın alınan dosya baya baya fazla. Burada aktif bir internet bağınızın olması yine çok çok önemli. Burada ekleyeceğiz ve artık Linux'un kurulmasını bekliyor olacağız. Evet arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Çünkü bu uzun sürecek. Dediğim gibi burası biraz uzun sürebilir. Bekleyin. Yaklaşık bir saat de olabilir. Bu yarım saat de olabilir. Burada bekleyin ve yazılım seç ve kur ekranının tamamlanmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar sonunda yazılım seç ve kur ekranı bitti. Bayağı bir uzun sürdü. Sizde de bayağı bir uzun sürebilir. Bekleyin. Yazılım seç ve kur ekranı bittikten sonra ön yükleyici bir sabit diske kur ekranı geliyor. Kurulsun mu diyor. Tabii ki evet diyeceğiz ve devam edeceğiz. Artık kurulumun son bölümündeyiz. Buradan da seçiyoruz ve devam diyerek ön yükleyiciyi kuruyoruz arkadaşlar ve ön yükleyici bir sabit diske kuruluyor. Kısa sürede kurulacak merak etmeyin. Yazılım seç ve kur ekranı gerçekten çok çok uzun sürdü ve derken bakın kurulum bitiriliyor dedi. Birkaç dosya daha alıyor. Evet, o da 7, 6, 5, 4 saniye sonra tamamlanacak ve artık kurulumu tamamladık. Evet arkadaşlar, kurulum bitiriliyor ekranında tamamlandı. O da yaklaşık bir 5 dakika sürdü, sürebiliyor o da. Şimdi kurulumu bitir, devam diyerek kurulumu bitiriyoruz ve kurulum tamamlanmış oldu. Ve sistem yeniden başlıyor ve Kali Linux görmüş olduğunuz üzere bu şekilde açılış ekranıyla bizi karşılıyor. Kali Linux'u başarılı bir şekilde kurduk. Şu an çalıştıracağız ki çalışıyor zaten. Görmüş olduğunuz üzere de açılıyor. Biraz dediğim gibi Kali Linux kurulumu uzun sürebiliyor. Evet. Şu an açılmasını bekliyoruz. Açılırken her açılışta açılmadan önce bizden kullanıcı adımızı ve şifremizi isteyecek. Zaten bunları söylemiştim. Evet arkadaşlar, nihayetinde görmüş olduğunuz gibi ekranımız geldi. Her açılışta bizi bu ekran karşılayacak ve bizden kullanıcı adınızı ve parolamızı isteyecek. Yani kurulum sırasında belirlediğimiz kullanıcı adı ve parolayı isteyecek. Ve otomatik olarak da görmüş olduğunuz üzere fark etmişsinizdir belki tam ekran oldu. Yani ekran çözünürlüğüyle de hiç uğraşmıyoruz. Şimdi buraya kullanım sırasında belirlediğim kullanıcı adı ve şifreyi giriyorum. Biraz şifrem yanlış oldu. Tekrar şöyle gireyim. Evet, şifrem bak, parola yanlış dedi. Tekrar deneyeceğim. Evet, şimdi kabul etti herhalde. Tekrar yanlış dedi. Allah Allah. Şöyle deneyeyim. Şöyle deneyeyim. Parolayı yanlış yapmışım. Yanlış parola diyor. Lütfen tekrar deneyin diyor. Yanlış olmaması lazım. Normalde parolayı bu şekilde belirlemiştim. Yine yanlış dedi. İlginç. Kullanıcı adından dolayı mı? Şöyle mesela kullanıcı adını değiştireyim. İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Yok, kullanıcı adı zaten, ha pardon, kullanıcı adını İlker Erete diye belirlemiştik. Çok pardon. Çok pardon. Çok pardon arkadaşlar. Evet, şimdi doğru oldu. Hatırladım ve bakın giriş yapabildik. Şu anda görmüş olduğunuz üzere geliyor. Evet, görmüş olduğunuz üzere ekranımız geldi. Hemen ilk işim komut satırını açmak olacak. Bir an dedim şifre yanlış istiyor. Acaba nerede hata yaptık? Kurulum ekranında bakın bunlar olabiliyor işte. Kurarken şifreyi, parolayı bir yanlış hatırlayamamanız tekrar baştan bir daha kurmanıza yol açacaktır. Bir daha kurulum kesinlikle kesinlikle istemeyeceğiniz bir durum. Çünkü çok uzun sürüyor Linux'un kurulumu. Eski sürümlerde falan daha rahat kuruluyor da. Evet, görmüş olduğunuz gibi sistem tamamen oturdu. Gerçekten güzel bir sistem ve Linux'u arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere başarılı bir şekilde
kurmuş olduk. Siz de bu şekilde Linux'un kurumunu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer hatayla karşılaşırsanız mutlaka sanallaştırmayı açın. Birçok hatayı bundan dolayı alıyorsunuz. Bunun dışında da eğer herhangi bir hatayla karşılaşırsanız da yorumlar kısmında benimle bu hataların çıktısıyla beraber paylaşabilirsiniz. Evet, bu videoda Linux'u nasıl kurulacağını, Linux 2020.2 sürümünü nasıl kurulacağını öğrenmiş oldunuz.